İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ile İran arasında sınır boyunca beton duvarı inşa ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Temsilcisi Güvenlik Konseyi Başkanı'na Azerbaycan'ın tacizlerini sundu. Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan iki ülke arasında yüksek hızlı tren işletme olasılığını tartışıyor. Kilikya Ermenistan'ın Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Artsakh'ın yer isimleri başlıklı büyük ölçekli çalışmayı yayınlayacak. Blinken, ABD, Moskova ile öngörülebilir istikrarlı ilişkiler kurmayı hedefliyor. Yerevan'da kitap fuarı açıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Sınırda 2020'de 105, 2021'in ilk 7 ayında ise 55 bin göçmen yakalanıp engellendiği belirtildi. Özellikle sisli havalardan İran tarafından köylerden buraya geçişler yapılıyor. İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı. Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve Lego kule inşa edildi, 103 elektro-optik kulenin yapım çalışmaları ise sürüyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Meher Margaryan, Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne egemen topraklarında devam eden ve insani kayıplarına yol açan taciz olaylarını anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırgan eylemlerine en üst düzeyde toprak iddiaları, askeri operasyonlarla tehdidi ve buna şovenistlik temelinde nefret söyleminin eşlik ettiği vurgulanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi temelinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için yasal meşru müdafaa hakkını kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı. Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh Dağlı Karabağ sorununun kapsamlı kalıcı siyasi çözümünün Agitmis grubu eş başkanlarının himayesinde barışçıl olması gerektiğine inanıyor. Mektup Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtıldı ve yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayınlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gürcü mevkidaşı altyapı, turizm, demiryolu ve enerji alanındaki bir dizi ortak projeyi görüştüler. Armin Press'in haberine göre Ekonomi Bakan Vekili Vahan Keropyan, Gürcü tarafı ile hızlı trenin devreye sokulması olasılığının da görüşüldüğünü kaydetti. Ona göre Yerevan'dan Tiflis'e 2-3 saatte ulaşım sağlanacak ve bunun sonucunda turizm gelişecek. Keropyan, 29 Temmuz'da Gürcistan'a yaptığım ziyarette Gürcistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Natale Trnava ile görüştüm. Ülkelerimizin nispeten küçük ayrı pazarları var. Ancak birlikte bölgede çok daha çekici hale gelebilirler. Bu kapsamda altyapı, turizm, demiryolları ve enerji alanlarında bir dizi ortak projeyi görüştük. Tiflis'ten Yerevan'a 2-3 saatte ulaşımı sağlayacak hızlı trenin devreye alınması ve bunun sonucunda turizmin gelişeceği ihtimalini konuştuk. Ülkeler arası şarap turizminin gelişmesi için beklentilere de değindik diye belirtti. Batı Ermenistan'ın Kilis Valiliği 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek tedbir amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda Kilis sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği belirtilen açıklamada ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.
Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişi ve ormanla ilgili olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır ifadeleri kullanıldı. Ermenistan Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Rafik Kortoşyan kendi Facebook sayfasında bir gönderi paylaştı. 60. yılınız kutlu olsun sevgili öğretmenim Samvel Karabetyan. Doğum günü hediyeniz yakında hazır olacak. Oluşturduğunuz okulun öğrencileri 30 yıllık araştırmanızın meyveleri olan ve 2004 yılından beri yayınlanmasını beklenen Artsakh isimleri başlıklı devasa eserinizi yayınlamaya hazırlanıyor. Tert AYM'in bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Moskova ile öngörülebilir istikrarlı ilişkiler kurmayı hedefliyor açıklamasında bulundu. Blinken, bizi hizmet ve faaliyetlerimizi azaltmaya zorlayan Rus hükümetinin eylemlerinden üzgün olsak da Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile öngörülebilir şekilde istikrarlı bir ilişki aramaya devam edecektir, dedi. Yabancı personel üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin Moskova, Vladivostok ve Yekaterinburg kentlerinde 182 çalışanı işten çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'nın Rusya ve üçüncü ülkelerden personeli sınırlandırma talebi nedeniyle ABD Büyükelçiliği'nin 1 Ağustos'tan itibaren tam konsolosluk hizmetleri veremeyeceğini bildirdi. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında stratejik istikrar konulu istişarelerin 28 Temmuz'da yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Müzeler ve araştırma merkezleri dahil 37 yayınevinin katıldığı 4. Yerevan Kitap Festivali, yazar, edebiyatçı, yayıncı, okuyucu zincirini güçlendirecek, okuyuculara en sevdikleri yazarların eserlerini indirimli olarak satın alma imkanı verecek ve ilginç tartışmalar, sunumlar, konserler ve diğer girişimler çerçevesinde yazarlarla, edebiyat eleştirmenleri ve alanın diğer temsilcileri ile iletişim kurma fırsatı sunacak. Festival 30 Temmuz'da Ermenistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin salonunda başladı. Sadece Sanatçılar Birliği'nde değil, aynı zamanda Zanka Kitabevi ve Moskova Sineması'nda da düzenlenecek 3 günlük festival, geniş bir okuyucu kitlesi için yaklaşık 35 etkinlik içeriyor. Özel konuk eksikliği de olmayacak. Okuyucular, Yeşil Çarents'in torunu Gohar Çarents'in edebiyatla ilgili 60'lı yıllardaki Alexander Topçian'a geri dönelim mi konulu açık dersini merak edebilirler. Okurlara aile anılarını anlatacak. Festivali 31 Temmuz'da Lilith Pipoyan müzikal performanslarla süsleyecek. Edebiyat yarışmasının sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Sevgili vatandaşlarımız ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV salt kendi reklamıyla ilgilenmemektedir. Çalışmamızın kapsamı sürgündeki gurbetçi vatandaşlarımızın ana vatanımız ve kültürümüzle olan bağlarını güçlü tutmaktır. Ana vatanın tanınması kişinin kimliğine geri dönmesinin en iyi yoludur. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Ermenilerin ve halkımızın haklı mücadelesinin arkasında durmaktadır. Karşılaştığımız sorunları birlikte aşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Misyonumuz, şimdi vatanımızın küçük köşesi Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti jeopolitik fırtınanın odağında olduğundan dolayı Ermenilerin haklı mücadelesinin savunucusu olarak sarsılmaz bir mücadele yürütmektir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aşuge'ye Gel Mermaylen adlı eseri sunuyoruz. Aşuvaye gel mermaylen,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.